benim sadık yârim kara topraktı. Beyhude dolandım eyyar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktı. Rol aldığı Emanet dizisiyle ününe ün katan ve yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da çok sevilen Halil İbrahim Ceyhan'ın bilinmeyenlerini bu videoda sizler için araştırdık. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ceyhan, 14 Aralık 1982 yılında Sivas'ta 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun yaşıyla ilgili pek çok çelişki olsa da yakın günlerde yaptığı röportajda 39 yaşında olduğunu belirtmiştir. Çocukluğu Sivas'ta geçen Halil'in babası fabrikada işçi olarak çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor, annesi ise evde onlarla ilgileniyormuş. Her şeyin farkında olarak bir çocukluk geçirdiğini söyleyen yetenekli oyuncu, insana saygı, duygusallık, merhamet gibi özelliklerinin ona babasından geçtiğini söylüyor. Küçük bir mahallede zorluklarla geçen çocukluğunun ona hayatının bir sonraki kısmında mücadeleci olmasında büyük avantajı olmuş. Onu yalnızca oyuncu olarak tanımlamak da doğru değil aslında. Model, şarkıcı, söz yazarı gibi çeşitli alanlarla da ilgileniyor. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve yarışmada gelecek vaat eden erkek model olarak seçilmiştir. Aynı yıl profesyonel müzik hayatına da adım attı ve Suat Aydoğan ile çalışmaya başladı. Müzik sektörüne ilk olarak söz yazarlığı yaparak adım atmıştır. Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan gibi ünlü isimlere şarkı sözü vermiştir. 2007 yılında ise ilk single çalışması olan Kaybettiğimi müzik severlerin beğenisine sundu. Tam 2 yıl sonra YouTube müzik kanalı üzerinden yayınladığı şarkılar sayesinde ün edinmeye başlamıştır. Özellikle 2019'da Kendini Bana Bırak isimli şarkısı milyonu aşkın bir izlenmeye ulaşmıştır. Ama onun asıl hayali oyunculuk yapmaktı. Bir röportajında şu an toplumun sevdiği Halil İbrahim olana kadar çok fazla eleştiri aldığını, çok badireler atlattığını söylemiştir. Hatta bu oyuncunun özel hayatına da yansımış, sevdiği kadın tarafından terk edilmiştir. Zorlukları inat hep savaşmayı seçen Halil, oyunculuğa olan merakını daha profesyonel boyuta taşımak için bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve kendini geliştirdi. İlk oyunculuk deneyimini ise 2019 yapımı Hemen Döneriz isimli filmde yer alarak yaşamıştır. Emanet dizisinin Yaman karakteri olarak yıldızı parlayan Halil İbrahim'in hayran kitlesi gün geçtikçe çoğalıyor. Onu yalnız bir kesim değil, toplumun her yaşında olan insanlar seviyor. Emanet dizisinin Türkiye dışında 18 ülkede yayınlanması da oyuncunun ününü sınırların ötesine taşımıştır. Yetenekli oyuncunun özel hayatına gelirsek, şu sıralar adı Emanet dizisinde başrolü paylaştığı Sıla Türkoğlu ile anılıyor. Yer aldıkları dizinin günlük yayınlanması nedeniyle bütün vakitlerini sette birlikte geçiren iki ünlü oyuncunun yakınlaştığı söylentileri dolaşıyor bir süredir. Hatta gelen bazı dedikodulara göre Halil İbrahim'in annesi oğlunun bu birlikteliğine karşı çıkmıştır. Uzun süredir konuşulan bu aşk iddiasıyla ilgili Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu suskunluklarını korumaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Halil İbrahim aşkla ilgili şu cümlelerini söyledi. Aşk bir tutkudur. Vazgeçilmez olanın peşinden gitmektir. Kendini iyi hissettiğin yerdir. Yakınları kendisini duygusal, merhametli, mükemmelliyetçi ve çok çalışkan biri olarak tanımlıyor.
oyuncu tam bir spor araba tutkunudur. Bunun yanı sıra saat ve ayakkabı koleksiyonu da vardır. Sporun çeşitli dallarına ilgi duyuyor ve vakit buldukça spor yapmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı oyuncu, yakın günlerde verdiği bir röportajda oyunculukla ilgili yüksek hedeflerinin olduğunu, bir sonraki proje olarak bir dönem dizisinde yer almayı çok istediğini belirtti. Röportajda hüzünlü bir set anısını da şöyle anlattı. Yaman'ın babasının mezarını ziyaret ettiği sahnenin çekimlerini yaptığım zaman bir yaşlı kadın bana yaklaştı. Oğlum, seni çok seviyorum. Eşime de hep seni anlatıyorum. O da bu durumdan çok mutlu. Üçümüz birlikte fotoğraf çektirebilir miyiz dedi. Kocasının nerede olduğunu sorduğumda kadın karşıdaki mezarı gösterdi. Bu durumu anlatırken gözyaşlarına boğulan ünlü oyuncu, bu kadar çok sevilmenin oyunculuğun en güzel yanı olduğunu belirtti. Global bir isim olarak oyunculuğunu en zirveye taşımayı hedefleyen Halil İbrahim, bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Asla vazgeçmemek, pes etmemek, olmayacak dememek benim önceliklerim. Peki, sizlerin Halil İbrahim Ceyhan'la ilgili düşünceleriniz nedir? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve yeni video isteklerinizi yazmayı unutmayın. Ve eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız, bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Thank you.